Evet hemen başlayalım hadi ses bilgisiyle ilgili sorular. Bunların pdf'lerine sen de büyük ihtimalle hemen videonun altındaki linkten ulaşacaksın. Onları zannediyorum önderhoca.net'te paylaşmış durumdayız. Evet kendini deneyebilirsin. Videoyu durdurup oynatarak da ilerlemek mümkün olacak. Peki şimdi biraz seri olacak. Çok böyle konuştuğum söylediğim her şeyi e, ekrana yazarak vakit kaybetmeyeceğim. O yüzden e, sen de gene takıldığın şeyleri yorumlarda yazarsan üzerine konuşuruz tamam. Hadi başlayalım. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü türemesine örnek yoktur demiş. Ünlü türemesinin ne olduğunu biraz biraz hatırlarsın. Mesela şuradaki daracık sözcüğünde ve gencecik sözcüklerinde cık eklerinin hemen önünde A ve E sesleri birer türemeydi. Değil mi? Sonra sapa sağlamadan bir anda yataklara düşmüştü derken. Şimdi ben biraz aşina olduğum için sözcükleri direkt görebiliyorum ama senin elbette sınavda sözcüklere tek 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 bakman gerekecek. Şuradaki pekiştirme sözcükte ve şuradaki yapay sözcüğünde sıra dışı bir durum vardı. Hatırla ben beyaz tertemiz gibi sözcüklerde pekiştirme yaparken MPRS e kullanmak yeterliydi. Fakat bunlarda galiba şurada A seslerini de sonradan türetiyorduk değil mi? Güpe gündüz, çepe çevre gibi örnekleri de eklemek mümkün. Bunların her birinde birer ünlü türemesi var. Fakat C'ye bakalım hadi beraber. Her gün yokuş aşağı yürüyorduk çıkrıkçılardan. bu örnekte asla herhangi bir ünlü türemesine yer verilmemiş diyelim. Sorunun cevabı C'ymiş. İkinci soruya bakacağız. Hangisinin ünsüzlerle ilgili benzeşme, yumuşama ya da ünsüz düşmesi gibi bir ses olayı gerçekleşmemiştir diyor. Bu üç ses olayından herhangi birini bulursak seçenekten rahatlıkla kurtulacağız. Benzeşmenin, yumuşamanın, düşmenin ne olduğunu bildiğini kabul ediyorum artık senin de. Tamam hemen seçenekleri okuyup yakalamaya çalışalım. Atatürk'ün hayatını ele alan bu belgeseli çok beğenmiştik. Ben şurada bir tane yakaladım. Beğenmiş idik. Burada idik aslında başındaki i sesini düşürmüş. Ve buradaki D sesi de T'ye dönüşmüş. Bu sertleşme, ünsüz benzeşmesi. Bu Seçenekte istediğimiz şeylerden biri var. Hem sanatla hem de bilimle uğraşmak bazen bocalamama neden oluyor. Hmm, seni bilmem ama ben burada herhangi bir şey bulamadım. Asleymen hiç duraksamadan konuşuyor. Ara ara bize bakıyor derken şurada as Teğmen Aslında bilirsin ast ve teymen gibi iki kelimeyle oluşur. Fakat bu kelimelerden birinin başında ya da sonundaki o T'lerden biri gidiyor diyelim. Burada da ünsüz düşmesi var. Ekmeğini derken devamına bakmaya gerek bile kalmadı. K sesi burada yumuşamış ve yumuşak diye dönüşmüş. Olivido'yu okutur. Güzel okuyamayanları kapı dışarı etmekten çekinmezdi. Etmekten. Burada da bulunma hal ekinin başındaki D sertleşmiş. Üstsüz benzeşmesine uğramış. Dolayısıyla bu soruda birçok benzer şeyi bulduk öncülde istenenlere. Fakat B seçeneğinde herhangi biri yokmuş. Evet. Hemen üçüncü soruyu deneyelim. Aşağıdakilerin hangisi ünsüz yumuşaması kuralına aykırı bir kullanım yoktur. Ha, şimdi yumuşamanın ne olduğunu biliyoruz da bazen aykırılık dikkatimizden kaçabiliyor. Nedir o aykırılık? Şu hani PCTK ünlüyle başlayan bir ek gördüğünde BCDG'ye dönüşür ya bazen bu gerçekleşmez. Bu kural gerçekleşmediğinde de işte bu aykırılıktan söz edebiliriz. Mesela adaletin derken şuradaki T sesi ünlüyü gördüğü halde yumuşamadı. Hukukun sözcüğünde K sesi U'yu gördüğü halde yumuşamadı. Sonra sonra devamına bakıyorum. C'de bir şey bulamadım. Hemen D'de ceket sözcüğüne takıldım. Şuradaki T sesi yine sert bir ünsüz, yumuşamadı. Aynı şey sanat sözcüğü için de geçerli. Bu T ve K sesleri. Mesela kağıt örneğinde T sesi var. Bu kağıdın derken yumuşar. Normalde kurala uyan bir örnektir bu. K'de mesela durak, durağın derken yine K sesi de yumuşak G'ye dönüşür. E bu zaten beklenen şey değil mi? Kural bunu ister. Fakat işte bizim örneklerimizde T ve K sesleri yumuşamamış. Ünsüz yumuşamasına aykırı kalmışlar. Dolayısıyla C'de böyle bir aykırılık bulamadık diyelim. 4. Dizelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek vardır? Benzeşme deyince şu fıstıkçı bir hatırlasana. Şimdi keşke bazı sözlüklerin altını çizse falan, değil mi? İşte ÖSYM'deki büyüklerimiz de bunu yapmıyor. Bizim böyle onları için çınlatmamıza neden oluyorlar ne yapıyorlar peki? Bütün seçenekli kelimeleri tek tek incelememiz gerekiyor. Şimdi sen bunlarla biraz zaman geçir elbette. Ama ben biraz daha aşina olduğum için sözcüklere hızlı hızlı cevabı bulup sana sonucu göstereceğim. Şimdi ünsüz benzeşmesine örnek diyor. Ünsüz benzeşmesi sertleşme. Ünsüz sertleşmesi. Fıstıkçı şahap ne yapıyordu? Kendinden sonra gelen C, D, G ile başlayan eklerde bu sesleri değiştirip Ç, T ve K'ye çevir veriyordu. Bakayım nerelerde varmış o. Ha, şurada bir tane yumuşama var. İstediğimiz şey bu değil. Korkusu saldı yaşamadığım günlerin. Yaşamadığım derken şurada da bir yumuşama var yukarıda olduğu gibi. Haksızlıklara uğramış bu yürek senelerce. Herhangi bir yumuşama sertleşme yok. Hah istediğimiz şey ben şurada buldum. Hangi sokaktan aslında dan eki var burada. Fakat fıstıkçı şahaplardan biri olan k buradaki d sesini çevirdi, t'ye dönüştürdü ve bu ses sertleşerek değişti. Dolayısıyla Sorumuzun doğru cevabı bu olacakmış. Son seçeneğe de şöyle bir bakıyorum. Evet. Yumuşama ya da sertleşme örneği burada yokmuş. Evet. Beşinci soruya geldim. Beşinci soru ne diyor bize? Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Şimdi ben genellikle e, sözcüklere tek tek bakar. Ses olayı buldukça aşağıdan seçenek elerim. Tamam mı? Seçeneklere bakıp bakıp yukarı dönmem. E, bu bana biraz vakit kazandırıyor işin açığı. Kaynadı taştı yüreğim derken taştı d eki geçmiş zaman eki burada t ile telaffuz edilir hale gelmiş. Bu ünsüz sertleşmesi, benzeşmesi. Buradan şunu atmak mümkünmüş. Yüreğim derken sondaki k sesi de bu sefer yumuşak g'ye dönüştü. Bu da yumuşama. Nerede var bakayım? Evet. Bunun ikisini kullanır mutlaka seçeneklerde. Dayanmıyor aşka bileyim derken şuradaki mema ekine dikkat et. Olumsuzluk ekimiz yor ekiyle karşılaşırsa mutlaka ünlüsünü daraltır. Bazen ı bazen i Bazen u ya da ü'ye dönüşebilir. Fakat bu ses olayına biz ne diyeceğiz? Daralma. Seçeneklerde var mı bakalım. Hı, hemen onu da eledik. Peki gönlüm kabarır deniz gibi vuslattır tek dileğim. Burada bileğim derken yumuşama var. Dileğim derken yumuşama var. Vuslattır. Yine burada dır ekinin t'ye döndüğünü görüyorsun. Burada sertleşme varmış. Bunlar elediğimiz seçenekler zaten. Ee, bizim elimizde ünlü düşmesi, ünsüz türemesi gibi seçenekler var. Ama ben şurada ünlü düşmesini gördüm. Sen de mutlaka yakalamışsındır. Tam da şurada ü sesi ne oldu işte? Sözcü telaffuz ederken düştü kaydı gitti. Onu da şuradan eleyeceksek bu soruda da doğru cevap C olacakmış. Yavaş abicim çok hızlı gidiyorsun. Hemen şuradan bir bakalım altıncı soru ne der? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? Ünlü düşmesinin birçok örneği ve birçok farklı nedeni olabiliyor. Hemen seçeneklere bakalım bulabilecek miyiz? Maziden gelen koca bir sessizlik. Bence bir düşme yok burada. Art arda gelen kayıplar herkesi üzmüştü. Ha, şurada üzmüş idi şeklinde düşünürsem idinin başındaki i sesi düştü. Bu ünlü düşmesi kimi kaynaklarda kabul edilir kimilerinde kabul edilmez. Geçmişte çıkmış sorularda kabul edeni var etmeyeni var. Biraz böyle sahada bununla ilgili bir bilgi kirliliği vardır. Tam da bu soruda bir şey önereceğim sana. Devamına bir bakalım ama somut bir örnek var mı? Sana dün defalarca ulaşmaya çalıştım. Her gün eski bir dostumu kaybediyorum. Ha, şurada kayıp sözcüğünün etmekle birleşmesi sırasında ı sesi ne oluyor? Düşüyor. Hatta P'de B'ye dönüşüyor falan. Peki burada ünlü düşmesi çok net var. Doğru cevap bu olacak. E peki hocam sen B'de de var dedin. Onu ne yapacağız? Heh, burada şimdi sana şunu önereceğim. Özellikle ses bilgisinde bazı kaynaklarla uzlaşamadığım durumlar var benimle. Tamam mı? Sahada inanılmaz bir bilgi kirliliği var. İşte MEB'in e, bu ek eylemin başındaki ses düşmesini kabul ettiği ders kitapları var. Fakat KPSS'de sorulan bir soruda ya da zannediyorum yine ÖSS, YGS gibi sorularda, ÖSYM'nin sorduğu sorularda kabul etmeyen durum sorular da var. E ne yapacağız o zaman? Bu gibi durumlarda eğer çok daha net bir örnek yoksa elimde bunlarla oynayacağız. Bunları biz de düşme kabul edeceğiz. Ama kayıp etmek gibi bir çok böyle ünlü düşmesinin bağırdığı bir örnek varken bu soru için diyeceğiz ki ek eylemin düştüğü bu durumu ünlü düşmesinden kabul etmemiş bu adamlar. Biraz soruya göre hareket edeceğiz. Maalesef durum bu. Bunun için bana kızma. Asla benimle alakalı bir sıkıntı, bir sevimsizlik yok burada. Tamam. Seninle ilgili bir problem de yok. Sahada maalesef bunun adının net konmaması bizi biraz üzüyor bazen. Hadi geçelim onu. Hangisinde diyor 7. soru. Ünsüz yumuşaması kuralına uyulmadığı için yazım yanlış ortaya çıkmıştır. Çok iyi bir soru. İyi ki bunu sormuşlar. Şunu unutma. Biz ses bilgisi başlıklarının çoğunu Yazım yanlışlarıyla da ilişkili oldukları için çok iyi öğrenmeliyiz tamam? Bazen böyle bağlantılı sorular gelebiliyor. Herkesin elini cebine sokma zamanı gelmişti. Otomobilimiz Geçit'in girişinde kaflenin geri kalanını bekliyordu. Şurada bir kulağa tırmalayan bir şey var gibi değil mi? Kimsenin kimseden isteyebileceği bir şey kalmamıştı. Ormanın bu sessizliği çocuklarda korku uyandırıyordu. Ansiklopedinin son cildinde kaynakçaların tamamı verilmişti. Heh, şöyle hızlıca hepsini bir okuduk işte. Fakat B dışında bir problemle karşılaşmadım. Geçitin sözcüğünün geçitin şeklinde telaffuz edilmesi ve yazılması lazım. Yumuşama gerektiği halde ünsüz yumuşamasına yer vermezsem oradaki t sesini yumuşatma, yumuşatmadan yazarsam o zaman yazım yanlışı olur. Tamam. Biraz telaffuzumuza güveneceğiz burada. Peki. 8 soru ne der? Bu düzelerde aşağıdaki... Aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur der. Yine tek tek bakalım hadi. Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan. İniltiydi derken oradaki idinin başındaki i sesi düşme sayılır. Yerine de gelen y sesi bir kaynaştırma sayılabilir. Ben buradan kaynaştırma ya da ünlü düşmesini atayım diyeceğim ama şu var. Ona daha net bir örnek bulmaya çalışırız. Umarım rastlarız tamam. Hemen bakalım hadi. Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan. Belirmişti derken yine İdinin başında burada D sesinin T'ye dönüştüğünü görüyorsun. Buradan ünsüz benzeşmesini rahatlıkla atabiliriz. Bu eledi bunun. Kuş uçmaz yoldan köyümün titreterek bağrı yanık toprağını. Şurada bağır sözcüğü bağrı şeklinde ek aldığında ünüsünü düşürmüş. Ünlü düşmesine çok daha net bir örnek bulduk işte. Artık bunu da rahatlıkla eleyebiliriz. Şurada toprağını derken K sesini yumuşak G'ye dönüşmesi bir yumuşama onu da eleyelim. İnliyor baktım uzaktan görünen bir kanı. Baktım ve Iniyor sözcüklerinde, uzaktan sözcüklerinde ses olayları var. Uzaktan yerine uzaktanı tercih ettik. Baktığım yerine baktığımı tercih ettik. Orada D seslerinin T'ye dönüştüğünü söyleyelim. Bu bir ünsüz benzeşmesi örneğin. Rahatlıkla eleyebildik biz zaten onu daha önce. Gelelim ünsüz düşmesiyle ünlü daralması. Şimdi şurada da bir şey var galiba. İnlemek. Yoreki aldığında. Eğer bir fiilin sonunda E, A var ise o fiil ekini aldığında o ses artık değişecek. I, I, U, U gibi ünlülere dönüşecek ki buna da onun daralması diyeceğiz. Bu soruda da ünsüz düşmesi yokmuş. Evet şu mevzuya lütfen çok fazla takılma. Dediğim gibi idi, imiş, ise gibi ek eylemlerin başındaki ses düşmelerini ünlü düşmesi sayacağız ya da saymayacağız mevzusunda biraz soruya yaslanacağız. Anladın mı? Yani soruya göre hareket etmekten kastım bu. Hemen devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya örnek yoktur? Ne demiş ki abimiz? Kimi zaman iki sözcük birleşirken sözcüklerden birinde ses kaybı olur. Şu önemli bir ayrıntı. Ses kaybı dedi ünlü düşmesi tamam mı? ya da ünsüz düşmesi. Yani burada ünlü ünsüz diye sınırlamamış. Fakat şöyle bir sınırlama getirmiş. Sözcük birleşirken bu düşme olacak. Ek alırken değil bu önemli. Tamam. Anneannem annemin yokluğunu hiç aratmamıştı. Burada herhangi bir ünlü düşmesinden söz etmek mümkün değil gibi. Herhangi bir ünsüz düşmesinden de. Günlerden cumartesi ben sen yoksun. Şurada var bir şey. Herkes kahvaltıdan sonra çalışma odasına çıktı. Şurada da var bir şey. Kaynana derken şurada yakaladım. Yediğim sütlaçın e, tadı damağımda kalmıştı derken sütlü aş gibi düşünürsem şurada da var. Ha. Şimdi cuma ertesi derken şurada e sesi kayboldu. Kahvaltı derken şurada kahve altının e'si yine düştü. İki sözcük birleşirken. Kaynana derken kayın ana sözcüğünün yani ilk sözcüğün başın o ikinci ecesindeki ı ünlüsü düştü. Şurada da bilirsin sütlaç sözcüğü sütlü A şeklinde oluşmuştur. Tamam mı? Ve biz bu sözcüğün şurası e, ikinci ecesindeki ünlünün düştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bunların hepsinde kelimeler birleşirken ünlülerini yitirdiler. Ünlü ya da ünsüz fark etmez, ama hepsinde tesadüfen ünlü düşmesi olmuş. Fakat A seçeneğinde böyle bir örnek yok. Umarım sen de doğru işaretlemişsindir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi düzlük, yuvarlaklık uyumuna uymaz? Bu galiba küçük ünlü müydü, değil mi? Hangisi uymaz diye soruyor. E'den sonra A gelebilir. A'dan sonra I. Yine A'dan sonra A. A'dan sonra I gelebilir. Fakat şöyle bir durum vardı. A ve E seslerinden sonra U ve Ü sesleri kesinlikle gelemiyordu. Bu durumda bir küçük ünlüğümle aykırılık ortaya çıkıyordu. O halde karpuz sözcüğünde A'dan sonra U'nun gelmesi küçük uyumunu bozuyordu. Hocam sorarlar mı sınavda? Uzunca bir zamandır büyük ve küçük uyumundan soru gelmiyor. Heh, dolayısıyla bunlardan ben de soru beklemiyorum net bu ama hani bir sürpriz yaparlar mı ben zannetmiyorum fakat e tabii bir ihtimal vardır her zaman. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulamaya bir örnek vardır? Evet karşınızda e, üniversite sınavına girdiğinde ulama sorusunu yanlış cevaplayan bir Türkçe öğretmeni var. Ama bunu anlatan bir adam oldum sonrasında. Ulama çok kolay sen de bilirsin. Ne yapıyoruz? Bir sözcüğün sonunda ünsüz, hemen arkasından gelen sözcüğün başında da ünlü varsa biz bu iki kelimeyi birleşik gibi okuyoruz. Sabahtan uğradım yerine sabahtan uğradım şeklinde N ve U seslerini birbirine oluyoruz, birleştiriyoruz. Ulamak zaten bir araya getirmek demek. Hangisinde vardır diye sormuştu. E çok da net burada böyle bir örnek var varmış. Peki şöyle hızlıca bir tarayacağım. Seçeneklerde sıkıntılı bir durum var mı diye. Hı hı. Evet sorumuz yanlış değilmiş. A seçeneğiymiş doğru cevap. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uyulmamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır. Bu testin en önemli sorusu. Yazım yanlışı sorduklarında hep başka şeylere odaklanırız ama böyleleri de karşımıza gelebilir. Dikkat edin. Benzeşme. Yumuşamaya aykırı durumlar yazım yanlışına neden olmayabilir fakat benzeşmeye aykırı her durum kesinlikle yazım yanlışına sebep olacak. Yıprattığın derken var bir sertleşme. Onunla olan birlikteliğim 18.55'te sona ermiştir derken işte burada bir problem var. 1855 5 sözcüğün sonunda telaffuz ettiğim ses ş sesi. Bu fıstıkçı şaplardan biri değil mi? Öyle değil mi? Heh, arkasından gelen ekte yumuşak ünsüz var ya. Onun sert ünsüze dönmesi lazım. Ş sert bir ünsüz ve kesinlikle yumuşak bir sese tahammül yok. Onu sertleştirecek. Kendi gibi olacak. E bu soruda ne yapmış bu adam? Ünsüz sertleşmesi dediğimiz kurala uymamış. Onu yok saymış. Dolayısıyla burada bir yazım yanlışına neden olmuş. Bu istisnasız hep böyle olacak. Bunu unutmayalım. Ahmet'ten derken kurala uymuşuz. Sonra geçti derken sertleşme var. Saadet'ten, sonra başka derken de var. Yoktur derken sertleşme var. Zonguldak'tan, bitirmiştik derken var. Hı. Evet, gereken her yerde ünsüz sertleşmesi kuralına uymuşuz. Hassasiyetimize e, kulak vermişiz. Fakat B seçeneğinde bu göz ardı edilmiş ve yazım yanlışına neden olmuş. Hadi 13'e bakalım. Yor önce. AE ünlüleri varsa yor ekinin etkisiyle bunlar daralır ve I, I, U, Ü'ye dönüşür. Buna biz ünlü daralması diyoruz. Aşağıdakilerin hangisinin ünlü daralması yoktur? Sadece tanımını yapmış yukarıda. Çok sıra dışı bir şey yok. Hemen bakalım. Daralmada çok zorlanıyorsun biliyorum. Onu artık herkes anlıyormuş derken burada hemen şuna dikkat edeceksin. Mesela sözcüğümüz nedir? Bizim fiilimiz nedir burada? Anlamak. Bunun kök olması, gövde olması, birleşik olması falan önemli değil. Tamam Biz ona bakmıyoruz. Fiilin sonunda e a var mı buna bakıyoruz. Eğer e a sesi varsa yor ekini gördüğünde istisnasız hemen her durumda değişecek o a sesi. Ha bazen u bazen i bazen u üye dönüşür o önemli değil ama daralacak. Burada daralma var. Bilmiyorum derken dikkat et burada. Olumsuzluk ekimiz çok belirleyici. Olumsuzluk ekinden sonra yor eki geldiğinde mutlaka yine bir daralma örneklenecek. Herkes gibi ben de onu izliyordum derken İzlemek fiili umarım yakalamışsındır. İzliyor diye okuyamam. Ünlüsünü daraltmışım. Bazen insan nedensiz yere kırıyor sevdiklerini. Bu bir dursun cevap olacak gibi. Kafamı sallıyorum dertlerim rahat yüzü görmesin diye. Öyle oluyor muymuş ne güzelmiş. Kafayı sallayınca düzeliyor muymuş işler. Sallamak yorekini alınca. Buradaki a sesi ı'ya dönüverecek. Ve çok gizli kalmış bir kelime. Diye sözcüğünün de kökü demek gibi düşünürsen. Orada da gizli bir daralma var demiştik videolarda. Peki hepsini bulduk. Peki hocam neden D'de yok? Orada kırıyor sözcüğünde de düşünülebilir miydi? Ha, orada şuna dikkat et şimdi. Yukarıdakilerden tek farkı şu bu kelimenin. Kırıyor derken sözcüğümüzün kendisi kırmak. Bu fiilin sonunda EA gibi bir ses yok. Dolayısıyla sözcüğün sonunda EA ünlüsü yoksa orada daralma da olmaz. Soruda doğru cevap kesinlikle D seçeneğiymiş diyelim. Evet hemen 14. sorumuza bakalım hadi. Ne diyor? az özelliklerinde ya da günlük yaşamdaki kolaycılıktan kimi zaman ünlü daralmasına uğramaması gereken sözcükleri daraltıyoruz. Çok iyi. Galiba yazım yanlışı soracak. Aşağıdakilerin hangisi de bu sebeple ortaya çıkmış bir yazım yanlışı vardır. Ünlü daralmasını gereksiz gösterdiğimiz durumlarda yazım yanlışı yapmış oluyoruz. Ve biliyorsunuz ses bilgisiyle yazım yanlışı bir araya geliyorsa orada mutlaka dikkatli olmalıyız diyorum ben. Tamam Dikkat edelim buna. Daralmanın olduğu örneklerin altını çiziyorum. Şurada var. Şurada pardon. Hemen siliyorum onu. Orada bir daralma yokmuş zaten. Evet, kalemim neredesin? Ha, kalemimi seçtim. Sonra onu tanımayan kimse kalmayacak bu kısa günde gülmüyordu derken şurada buldum bir tane. Sevgisiz büyüyen çocuklarda şiddet edelim söz konusu. Dalgalanıyor bayrağımız ufuktan Ufua, güzel. Zaten hani altı çiz altı çizili iki sözcükle ünlü daralması var. Gülmüyordu derken burada olumsuzluk eki üzerine yor ekini alınca mutlaka daralacak. Burada daralma zaten gerekli. Bizim problemimiz galiba A seçeneğindeymiş. Sözcüğümüz nedir? Beklemek. Y kaynaştırma bu en eki de sıfat fiil Şu an, ası, mezar dikecekmiş falan diyoruz ya o eklerden bir. Y kaynaştırması buradaki E'yi daraltır mı? Telaffuz ederken bekleyen şeklinde okumakta zorlanıyor muyum? Hayır. E o zaman burada daralmaya gerek yokmuş. Fakat soruda ne yapmış? E sesini i'ye dönüştürmüş. Daralmayı gereksiz yapmak yazım yanlışına neden oluyor. Unutma. Bu soruda doğru cevap A seçeneği olmalıymış. Gelmeyen, bakmayan, işte e, çalışmayan gibi durumlarda hep aslında daralmayı gereksiz yapıyoruz. Günlük hayatta böyle biraz ezilip büzülüp konuşanlar özellikle hani diksiyonda bu bazen böyle hani doğru kabul edilir. Gelmeyen falan denmesi beklenir. E, ama e, telaffuzda nasıl karşılandığının bir önemi yok. Ama yazıda yazım yanlışına sebep oluyor. Peki 15. soru. Altı çizili sözcüklerden hangisinde farklı bir ses olayı vardır? Ne varmış ki şunlarda? Bir bakalım hadi. Kitabın orta yerine gereksiz bir parça bıraktı. Bıraktı. Aslında k sesi e, dili geçmiş zaman ekinde bir sertleşmeye sebep olmuş burada. Sarhoştu gönlüm seninle oynaşmaktan. Sarhoş idi gibi düşünebiliriz bunu. Şuradaki i sesi düştü düşmedi artık. Hani dediğim gibi soruya göre hareket edeceğiz orada. Fakat d sesi t'ye dönüştü kesinlikle. Sarhoş du yerine sarhoş tu oldu. Burada da bir üstü sertleşmesi var. Sapmış derken aynı şekilde bir sertleşme. Çıktı çıktı şeklinde bir değişme, bir ünsüz sertleşmesi var. İlk dördü aynı şekilde ünsüzlerini sertleştirerek değiştirmiş eklerden e, den vuruyor bize. Fakat e galiba farklı bir şey çıkacak. Merak ediyordu derken etmek sözcüğüyle yor eki arasında bir ses türeyecek. Bu ünlü türedi zaman buradaki t sesini de yumuşatacak. Tamam. Arkasından gelen idi burada yine ünlü düşmesi iddia edilebilir soruya göre. Tamam hazırlayan adamın ruh haline ve bilgi birikimine vesairesine göre. Fakat biz özellikle şuna bu dikkat edelim. İlk dördünde sertleşme varken son seçenekte sertleşmeye yer verilmemiş. Aksine yumuşama varmış. O yüzden bu soruda da doğru cevap E olmalıymış. Peki devam ediyorum. Hemen ne diyeyim burada? Hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır? Neymiş ki o kural? Bazı sözcüklerde B ünsüzünden önce gelen N ünsüzü M'ye dönüşür. Hı, N, B çatışması diye verirler. Gerileyici ses benzeşmesi diye verirler birçok yerde. Biz yabancı sözcükleri işte Farsçadan vesaire dilimize alırken B sesinin önündeki N seslerini dilimize uygun telaffuz edilebilsinler diye M'ye çevirmişiz. Ama bazen dikkat etmiyoruz buna. Mesela çarşamba sözcüğünde problem yok gibi. Çember sözcüğünde bu kurala uyulmuş. Saklambaçta uyulmuş. Cımbız derken evet. Ha, Safranbolu derken uyulmamış hocam. B sesinin önünde n sesi var ne yapacağız? Hemen şunu söyleyelim. Bu kural uygulanmalı kelimelerde. Fakat kelimemiz özel bir isimse ya da binbaşı örneğinde olduğu gibi birleşik bir kelime ise o zaman bu kuralı görmezden geliyoruz ona uymuyoruz diyelim. Bu özel bir isim ve bu kurala uyulmamış bu örnekte. Orada bunu istiyormuş. 17. soru. Hangisi bu ses olaylarından hangisinde örneği yoktur diyor. Hemen bakalım. Ben şurada daracık sözcüğünde a yani ünlü türemesini buldum. Oradan bu seçeneği atarız. Sokakta sözcüğünde yine d da e'nin başındaki d t'ye dönüştü. E, buna da ünsüz sertleşmesi, benzeşmesi demek mümkün. Karşılayan sözcüğünde la 2 ile an 2nin arasına yani şu iki ünlünün arasına y kaynaştırmasını getirivermişiz. vermişiz. seçeneklerde yokmuş ama. Sonra Küçücük sözcüğünde kökün küçük olduğunu düşünürsen K sesinin düştüğünü görürsün. Onunla da C'yi elemek mümkün oldu. İlgisiz kalamıyorduk derken kalamıyor. Ne demiştik daha önce? Olumsuzluk ekinin A, E sesleri yor ekini görünce mutlaka daralır. Ünlü daralmasında atmak mümkün oldu. Ünsüz yumuşaması yokmuş. Şöyle hızlıca bir göz atalım. Evet. Evet hakikaten ünsüz yumuşaması yokmuş. Bu soruda. Hadi devam ediyorum. Bu da son sorumuzmuş galiba. 18 soru varmış sadece. Neyse i̇şte sonra başka bir video yaparız gerekirse sen istersen. Aşağıdakilerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır? Kaynaştırmaların ne olduğunu biliyorsun. Bazı kaynaklarda, bazı videolarda falan hani bir iki eee demeyeyim bir şey. Bazı arkadaşlar ee, kılavuzun bilmem kaç bininci sayfasında sadece ee, bazı seslere Y ve ee, N seslerine kaynaştırma deniyor. S ve Ş kaynaştırmadan kabul edilmiyor falan derler. Ama bizim kılavuzumuzda 2000 sayfa yok. Bu arkadaş aslında sözlüğe bakmış. Tamam. Baktığı şeyi dahi doğru izah edemiyor. Fakat e, Türk Dil Kurumu'na da e, bu anlamda çok ben arkadaşlar artık e, güvenemiyorum. Şey sözcüğüne ve sen sözcüğüne sözlükte isim diyen adamlar bunlar. Kaynaştırmaya da sadece budur budur derlerse tartışırım. Kaynaştırma nedir? İki ünlü arasında ki bazen bir ünlü bir ünsüz arasında türeyen Y sesleridir. Tamam? Unutmayalım. Biz böyle bir soru sorulur da farklı bir şey gelirse sizin için sonuna kadar takipçisi oluruz. Pireye kızıp yorgan yakmayalım derken pire ye. Pire sözcüğün sonundaki e ile yönelme hal arasına y sesi geldi işte burada var. Masanın derken şurada var. Masanın üstü dedikten sonra yine yönelme hal ile sözcük arasına n ünsüzü kaynaştırma olarak girmiş diyebilirim. Sonra yukarıdaki örnekte aslında geçmişim. Belki sen bunu bulmuşsundur. Burada da yakma sözcüğü istek kip ekinin önünde ve olumsuz ekinin arkasında türemiş. Bu saatten sonra kimseye boyun eğemem derken kimse sözcüğünde bir y sesinde var. Kanı ya derken şurada var. Devamına bakıyorum bulamadım. Tut yemiş bülbül gibi susma ne olur derken bu seçenekte bir kaynaştırma yokmuş. Evet. Peki. Sorularla ilgili kafana takılan işte merak ettiğin herhangi bir şey, ben şu soruda şu seçenekte şuna da takıldım dediğin ne varsa yorumlarda seni bekliyorum görüşürüz. Bir sonraki mevzumuz büyük ihtimalle yazım kuralları olacak ve sen onların PDF'lerini istersen daha önceden öndürhoca.net'te bulabileceksin. Videoların altında linkleri de koymayı unutmayacağız. Evet. Peki arkadaşlar beğendiyseniz e, lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hadi kolay gelsin.